Merhaba arkadaşlar. Radyo ve televizyon haberciliği programımıza 6. bölümümüz olan televizyon ve radyo haberciliğinde mesleki kişilikleriyle devam ediyoruz. Bu bölümümüzde haber bültenlerinin yapım ve yayın süreçlerindeki eş değişli haber maratonundaki meslek profesyonellerine ve iş dağılımlarına göre görevlerine değineceğiz. Hep birlikte hazırsak başlayalım. Televizyon ve radyo haber bültenleri, takım ruhu anlayışı içinde çalışan bir grup meslek profesyonelinin ortak çabası sonucunda ortaya çıkmaktadır. Kuşkusuz bu takım çalışmasının en temel amacı, olabilen en kısa zamanda haberi en doğru şekilde izleyici ve dinleyicilerine ulaştırmaktır. Her ne kadar süreç yoğun bir takım çalışması içinde gelişse ve gerçekleşse de, her aşamasında her bir farklı mesleki kişiliğin üretime katkısı ve rolü farklı olmaktadır. Sözde edilen bu süreç, gündeme ilişkin gelişen olayların haber profesyonelleri tarafından belli bir sistematik akış içinde takip edilerek en son aşamada ekrandan izleyiciye aktarılması biçiminde işlemektedir. Eş değişte, hangi olayın haber olacağına karar verildikten sonra olayla ilgili bilgileri toplayan ve sürecin ilk basamağında yer alan muhabirden başlayan ve haberin ekrandan izleyiciye sunulduğu son aşamaya kadar geçen işleyişi kapsamaktadır. Şimdi hep birlikte temposu her yüksek olan bu maratonun haber profesyonellerine göz atalım. Ulusal yayın yapan televizyon kanallarının haber merkezlerindeki haberciler gündemdeki olayların takip edilmesi, gelişmelerin nasıl ve ne yönde ele alınacağına ilişkin olarak her gün genellikle sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki kez gündem toplantısı yapmaktadırlar. Genel olarak bu haber toplantılarına yurt ve dış haberler editörleri, haber müdürü, haber yönetmeni, haber yapımcısı ve kimi zaman da anchor katılmaktadır. Türkiye'deki ulusal yayın kuruluşlarının büyük bölümü İstanbul merkezli olarak çalışmaktadır. Yayın kuruluşunun İstanbul'daki merkezine görevini yürüten haber koordinatörleri, başta birlikte çalıştığı haber müdürleri olmak üzere Ankara gibi önemli merkezlerdeki haber müdürleriyle koordinasyonu sağlarlar. Yayın kuruluşunun genel yayın yönetmenine karşı birinci dereceden sorumlu olan haber koordinatörleri, haberlerle ilgili politikaların belirlenmesinde de birinci derecede rol oynar. Haber müdürleri ise bültenin nasıl yapılacağı, kimlerin görev alacağı, hangi haberlerin hangi sıraya göre akışta yer alacağı gibi konuların birinci dereceden sorumlusu olan kişidir. Haber bültenlerinin sorumluluğu doğrudan İstanbul merkeze görevli olan haber müdürüne aittir. Haber müdürleri kendi yetki alanlarında muhabir ve kameramanların da nerelerde ve nasıl görevlendirileceklerine dair tasarruf yetkisi taşırlar. Planlama ve organizasyonda son sözünde sahibidirler. Merkezdeki haber müdürüne bağlı olarak çalışan yurt haberler müdürü, taşradaki haber temsilcileriyle koordinasyonu sağlarken, dış haberler müdürü de yurt dışındaki haberlerin takip edilmesini organize eder ve temsilci ya da muhabirlerle ilişkileri yürütür. Haber prodüktörü, yapıma ait tüm teknik donanımdan, yayın akışındaki tüm işleyişten, diğer bir deyişle ürün olarak ortaya konan haber programının aksaklıklarından ya da başarısından birinci derecede sorumlu olan kişidir. Haber bülteni ilişkin önerileri hazırlayan, bu amaçla bütçe, malzeme, iş gücü gibi gerekli kaynakları araştıran, ilgili birim ve kuruluşlarla bağlantı kurarak gerekli izinleri alan, haber bülteni için yapılacak genel işleri düzenleyen, haber bültenine katılacak konuşmacı ve uzmanları belirleyen ve bültenin izlenme oranlarını araştıran, haber sürecinin başından sonuna dek etkin rol oynayan ve sorumluluk yelpazesi geniş bir mesleki kişilik olarak takımın içinde yer almaktadır. Haber yönetmenleri ise ister canlı yayın aracından, isterse stüdyoda olsun, habercilerin en yakından iletişimde olduğu koordinatörlerdir. Hem yayın akışındaki belirleyicilikleri hem de inisiyatif kullanabilme yetkileri bakımından yönlendirici konumları daima üst seviyede gerçekleşir. Yönetmenler de hiyerarşik olarak genellikle teknik yönetime bağlı olarak haber yönetimiyle de doğrudan uyumlu bir etkileşim halinde olmak durumundadır. Editör ve yapımcının belirlemiş olduğu haber sıralamasını ve süresini ana kumanda masasıyla paslaşarak değiştirebilir. Haber yönetmeninin süreci içerik olarak müdahalesi az, ancak teknik işleyiş ve akış olarak müdahalesi tamdır. Haber yönetmeninin hızlı düşünüp doğru karar verebilen, uygun zamanlama yapabilme yetisine sahip, canlı yayın işleyişine hakim, teknik bilgi ve birikimi fazla olan bir mesleki kişilik olduğunu söylemek yerinde olacaktır.
Haber toplantısında gündeme ilişkin gelişmelere yönelik saptamaların yapılmasının ardından, televizyon haberinin hazırlanma süreci muhabir ve elde ettiği bilgilerin düzenlenmesiyle başlamaktadır. Muhabir, kendisinden istenen olayın takibinden, araştırılmasından ve haber haline getirilmesinden sorumlu olan mesleki kişiliktir. Haber kaynaklarına ulaşarak bilgi toplayan muhabir, elde ettiği bilgileri habercilik ilkelerine göre tasarlayan ve yazan, iletişim kurma becerisine sahip, ifade ve anlatım gücü yüksek, röportaj tekniğine hakim, dili iyi kullanabilen ve elbette tarafsız olma ilkelerini gözeten takımın bir diğer üyesidir. Televizyonda haberin kendisi kadar görüntüsü de en temel unsuru olduğundan, televizyon haber muhabiri görüntüleri kaydeden kameraman ile birlikte ekip olarak çalışır. Kamera operatörü aynı zamanda çekim sırasında ses kayıt donanımını ve gerektiği durumlarda ışık kaynaklarını da düzenleyen kişidir. Muhabirlerden gelen haberleri düzenleyen ve en son çıktı olarak yayını hazırlayan kişiler ise editörlerdir. Editörler, haberin son paketleme işini yapan kişilerdir. Eş değişle, haber hikayesini ve bölümlerini akıcı, anlaşılır ve anlam bütünlüğü içinde bir araya getiren kişilerdir. Yurt haberleri editörü ulusal gündeme ilişkin, dış haberler editörü ise uluslararası gündeme ilişkin gelişmelerden ve kendilerine ulaşan haberlerin düzenlenmesinden de sorumludur. Ancak öncesinde haber editörleri, muhabirleri ele alacağı haber konularını da işaret eden kişilerdir. Muhabiriyle birlikte olay yerinde gelişmeleri izleyen kameramanın elde ettiği ham haber görüntüleri, kurgu aşamasından sonra izleyiciye aktarılacak hale gelir. Haber bülteni akışında her bir rutin haber için ayrılacak süre ortalama 40-60 saniye dolayındadır. Bültenlerdeki bu zaman kısıtlılığı, kurgu operatörünün ham görüntülerin içinden haberde verilmek istenen, öne çıkarılmak istenen en çarpıcı, ilgi çekici ve haber metnini destekleyecek görsel unsurları bir anlam bütünlüğü oluşturacak şekilde tasarlamasını gerektirmektedir. Habere ilişkin görüntü, haber metnini doğrular, destekler ve metinle eş zamanlı örtüşecek biçimde hazırlanmalı ve görüntü ile metin aynı anda başlayıp aynı anda sonlanmalıdır. Bu bağlamda kurgu operatörü, olaya ait ham görüntüleri, haber bülteni içerisinde o habere ayrılmış olan süre çerçevesinde görsel bir anlatım ve bütünlük içinde düzenlemekten sorumlu olan kişidir. Televizyon haberleri, haberle ilgili manşet ya da spot diye açıklayabileceğimiz vurgulu, etkili başlıklar ve açıklayıcı bilgiler yazılı olarak ekranda yer alır. Karakter jeneratörü ya da KJ olarak bilinen cihaz vasıtasıyla habere ait yazı bantları çeşitli efektler kullanılarak ekrana gelir. Bir haber içinde birkaç bant yazı kullanılarak habere hareket katılırken, izleyicinin ilerleyen saniyeler içinde kaybedeceği dikkati toplanmaya çalışılır. Bir haberin içinde yer alan konuları birbirinden ayırmak için de yine KJ belirgin bir ayraçtır. KJ bantlarında en önemli husus dilin doğru kullanımıdır. Çünkü izleyicinin haber ile ilgili ilk bilgisi bu yazı bantları sayesinde sağlanır. Televizyon doğası gereği görsel güce ve etkiye sahip bir araç olduğundan, bültenlerde görüntüsü olmayan haberler çok gerekli ve çok özel bir durum olmadığı sürece yer bulamazlar. Ancak kimi zaman haber o kadar öncelikli ve önemli olabilir ki, görüntüsü olmasa da verilmesi gerekebilir. İşte bu noktada arşiv sorumlusunun geçmiş zamanlarda stokladığı görüntülere başvurulur. Yoğun bir takım çalışma sonucunda hazırlanan haber paketinin izleyiciye sunumunu, haber spikerleri ya da editör sunucu olarak da adlandırılan anchorlar gerçekleştirmektedir. Spikerler, bülten öncesinde haber metinlerini dikkatlice okur. Telaffuzu zor kelimeleri gözden geçirir ve özellikle ses tonlamalarının, vurgulamalarının nerelerde yapılacağına dair ön hazırlık yaparlar. Spikerlerin canlı yayın esnasında yönetmenden ya da stüdyodaki teknik ekipten gelebilecek çeşitli uyarıları ve yönlendirmeleri aynı anda algılama yetisine sahip olmaları gerekir. Yine diksiyonu düzgün ve mikrofonik bir sese sahip olmaları, dili doğru, etkin ve güzel konuşabilmeleri, serin kanlı bir kişiliğe sahip olmaları da haber spikerlerinden beklenenler arasındadır.
Spikerlerin haber içeriğine müdahaleleri genellikle söz konusu değildir. Anchor ise habercilik geçmişi ve deneyimi uzun yıllara dayanan, haberi okumanın ötesinde haberi anlatan, haber toplantılarına katılan, haberi düzeltme ya da içeriğine müdahale edebilme yetkisi olan kişidir. Anchor terimi ilk kez Amerika'da 1950'li yıllarda ortaya çıkmıştır. Bayrak yarışı takımındaki en iyi koşucuya verilen isimden, koşunun son ayağını koşan Anchorman'dan almıştır. Anchorlar bütün haber kişilikleri arasında haberin süper özneleridir. İşledikleri haberler ve kişilikler kadar haber değeri taşır hale gelmişlerdir. Haber stüdyosundaki kameramanın elbette en önemli görevi haberi okuyan kişiye odaklanmasıdır. Haber bültenlerinin belli başlı çekim ölçekleri vardır. Omuz çekim, yakın plan baş çekim gibi. Genel olarak bu ölçekler ve açılar değişmez. Ancak haberdeki dramatik öğelere göre haberi okuyan kişiye yakın ya da uzak çekim planları da kullanılır. Ses ve ışık operatörleri stüdyodaki ışık ve ses düzenlemesini yapan kişilerdir. Haberi okuyan kişinin ya da olay yerinden aktaran muhabirin seslendirmelerinin yayına net olarak aktarılmasından sorumlu olan kişi ses operatörüdür. Prompter sorumlusu, kameranın merceğinden sunucunun haber metinleri okuması için metinlerin akışını sağlamak üzere tasarlanmış prompter cihazını kullanan kişidir. Haber metinlerin aktığı bu sistem, sunucunun ekran başındaki izleyicinin gözüne bakıyormuş ve izleyiciyle göz gözeymiş hissi vermesi açısından sunucunun görme hizasına göre tasarlanmış bir düzenektir. Televizyon stüdyolarında en önemli bölümlerden biri olan resim seçme ünitesi genellikle reji odasında bulunur. Bunun nedeni, çekim sırasında resim seçicinin yönetmenle direkt ve anında irtibat halinde bulunması gerekliliğidir. Yönetmen, kameraların çektikleri görüntü ihtiyaca göre belirler ve bunu kameramana bildirir. Resim seçici bu görüntüleri amaca uygun olarak seçer. Haber stüdyosunda ya da dış mekan çekimlerinde kullanılan ortamlardaki her türlü teknik süreç ve işleyişten sorumlu olan kişi teknik yönetmendir. Kamera, ses, ışık, grafik tasarım sorumlularının tümünün ekip çalışmasında ve bülten süresince bağlı olduğu kişidir. Her biri teknik yönetmenin yönlendirmeleri ile hareket eder. Kameranın hareketleri, ışığın yoğunluğu, sesin netliği gibi pek çok önemli detay teknik yönetmenin sorumluluğundadır. Şimdi çok kısaca radyodaki duruma değinelim. Radyo yayıncılığında en önemli bölümlerden biri programlama birimidir. Program müdürü, radyo istasyonunun yayınladığı her içerikten sorumlu olan kişidir. Bu bağlamda sunulan haber bültenlerinden ve haber programlarından da sorumlu olan kişidir. Haber müdürü radyoda haberlerin ekip çalışması içinde olduğu işleyişte en tepedeki sorumlu kişidir. Haber toplantılarını yöneten haber müdürü, gündeme ilişkin gelişen olayları yakından takip eden ve bültende hangi konuların dinleyicilere haber olarak verileceğine karar veren kişidir. Haber müdürü, tıpkı televizyonda olduğu gibi haber için ayrılan bütçe ve ücretler gibi düzenlemeleri de yapan ve aynı zamanda haber süreci içerisindeki her noktaya ilişkin en son ve gerçek sorumluluğa sahip olan kişidir. Genel olarak bakıldığında, radyo haberinin yapım sürecinde yer alan temel kişiliklerden biri olan muhabirin televizyondaki rolünden çok farklı bir rol yoktur. Haber merkezinde haber müdürü yönetimde yapılan haber toplantısında gündeme ilişkin gelişmelere yönelik saptamaların yapılmasının ardından radyo haberinin hazırlanma süreci muhabir ve elde ettiği bilgilerin düzenlenmesiyle başlamaktadır. Muhabir kendisinden istenen olayın takibinden, araştırılmasından ve haberleştirilmesinden sorumlu olan mesleki kişiliktir. Radyo haberciliğinde editör, haberin hazırlanması, haber metinlerinin düzenlenmesi görevlerinden sorumludur. Bir anlamda haberi bültene hazır hale getiren kişidir. Radyo haber bülteninin yayın için son düzenlemesini yapan kişi ise kurgu montaj operatörüdür. Ham olarak yapılmış kayıtların, röportajların ya da okunan metinlerin haber bülteninde sunulacak hale getirilmesi olan bu aşamada zamanlama kuşkusuz en önemli unsurlardan biridir. Habere ilişkin düzenlemenin yapılmasının ardından haber metni okunurken kullanılacak olan diğer ses ve efektler de kurgu montaj operatörü tarafından habere yerleştirilir.
Radyo haber bülteninin en önemli kişiliklerinden biri kuşkusuz haberi sunan spikerdir. Radyo ses ve söze dayalı bir araç olduğu için her programda olduğu gibi haber bülteninde spikerden öncelikle iyi bir ses tonuna, iyi bir diksiyona ve dil hakimiyetine sahip olması beklenir. Dinleyenin zihninde habere dair bir canlandırma yapılabilmesi ise kuşkusuz yine sesin etkili kullanımına ve ses tonlamalarına dikkat edilmesiyle mümkün olacaktır. Bu, radyo haberindeki en temel ve önemli unsurlardan biridir. Evet arkadaşlar, programımızın 6. bölümünde radyo ve televizyonda haber yapım ve yayın süreçlerindeki mesleki kişilikler konusuna süremiz el verdiğince değinmeye çalıştık. Özet olarak aktarabildiğimiz bilgilerin detaylarına ve diğer alt konu başlıklarına kitaplarınızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.